Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün minik prenseslerimizi minicik bir elbise ördük. Elbisemizi koton ipimle ördüm. İpim ince olduğu için ölçülerim daha da küçük oldu. Eğer ipimiz biraz daha kalın olsaydı bu ölçülerimizde daha büyük bebeklerimiz için uygun bir çalışma olacaktı. Ama koton ipimizin ince olması Bakınız elbisemizin ölçülerini küçültebiliyor. Bunu mutlaka gözümüzün önünde bulunduralım. Eğer ipimiz ince olacaksa. Şu şekilde e, göstermek istiyorum. Bakınız koton ipimizin inceliği. Diğer farklı bir markadaki ipimiz birazcık daha dolgun. Aynı ölçülerde e, bu ipimizde başlamış olsaydık daha büyük olacaktı. Yani 3 ay daha büyütecekti. Yine farklı bir markadaki ipimizde. Biraz daha kalın olan iplerimizde ördüğümüz zaman aynı ölçümüz büyüyecek. Buna göre ip seçimlerimiz çok çok önemli. Eğer ipimiz ince ise verilen ölçüler küçük olabiliyor. Ya da e, ip kalınsa ölçüde biraz büyüklük olabiliyor. Bunu mutlaka göz önünde bulunduralım. Şimdi bu e, bebeğimizin elbisesi 0-3 aylık bebekler için ama dediğim gibi kalın iplerle örecek olursak 1 yaşına kadar uygun bir çalışma olacaktır ölçülerimizde. Elbisemizin yapım aşamasına şu şekilde bakalım. Roba kısmını örmek için yakanın altındaki ilk bölümden başladık. Artışlarımızı yaptık. Bakınız artışlarımızı yaparken de e, örgü tekniğimizde farklılık uyguladık. Sadece bir katından aldık diğer katından almadık. Her iki sıradaki trabzanımızı yani ard arda hem önden hem arkadan ördüğümüzde yine aynı şekilde örerek yeterli roba ölçüsüne geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra ördükten daha sonra dokuzuncu sıramızda gövde birleşmemizi yaptık ve kolumuzu gövdemizden ayırdık. Daha sonrasında gövdemizi birleştirdikten sonra iki sıra daha örerek bel Orantısını ayarlayıp etek bölümümüzü daha sonrasında geçtik. Eğer daha büyük yaşlardaki çocuklarımız için öreceksek, buradaki trabzanlarımızın sayısını artırarak başlayabiliriz. 18 olan önümüzü 24 yaparak bir yaşındaki çocuklarımızı rahatlıkla ayarlayabiliriz. Tabii bu ipimizde. Eğer eliniz sıkı, ipiniz ince yine sayılarımızı büyüterek başlayalım. Daha büyük yaş grupları için de örmüş olalım. İlk başlangıç yerinin güzel ayarlanmasıyla elbisemizin büyüklüğü ya da küçüklüğü ortaya çıkacaktır. O yüzden elimizin ayarına bakalım. Bu bir elbise olabilir, yelek olabilir. Eğer ölçülerimiz elime sıkı, ölçülerimiz biraz küçük oluyorsa ölçülerimizi dörder trabzan, beşer trabzan başlayabiliriz fazla olarak. Ama daha rahat, daha geniş ise biraz daha küçük yapabiliriz. Ama bunun için bir ya da iki örgü örüp elimizin ölçüsüne ayarımıza bakmamız gerekmekte. Tabi kullanacağınız iplerde ölçümüzü değiştirebilmekte. Ölçülerimize bakalım. Ölçümü alıyorum. Omuz kısmından ölçmeye başlıyorum. 31 santim elbisemizin uzunluğu. Bel kısım genişliğine bakalım. Bel kısım genişliğimiz ise 23 santim. Minik prenseslerimizin elbisesinin ölçüsünü de bu şekilde gördükten sonra hemen kolay gelsin diyerek örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Elbisemizi örmek için kazalım. dalın peybi koton ipini kullanıyorum. 50 gram ve 160 metreden oluşmakta ipimiz. İpimizi örmek için ise 2,5 numaralı ipimize uygun güzel bir tığ ile örüyoruz. Hemen bölümlerini ayırarak örmeye başlayalım. Elbisemizin arkasından örerek başlayalım. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane zincirimi çekiyorum ve 8. zincirimin içerisine bir tane ayracımı takıyorum ve elbisemin arkasını bu şekilde örüyorum şimdi ilmeğimizi yarımlamadan takıyorum kolumuz için 12 tane zincir çekmeye başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane zinciri kolumun için çektim ve elbisemizin önü için 18 tane zincirimizi çekmeye başlayalım. Şöyle işaretimizi takarken ipimize zarar vermeyelim. Hemen düzeltiyorum. Şu kısımdan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ve 18. 18 tane zincirimi çektim ve şu şekilde takıyorum. Başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincirimi çektim ve kolum için yeniden işaretimi takıyorum. Yollarımıza 12 tane zincirimizi çektik. Son olarak arkamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincirde arkamız için çektik. Şimdi e, ölçümüzü bu şekilde bıraktık. Hemen e, santim olarak bakalım. Şöyle baktığımız zaman 22 santim. Şöyle görelim. 22 santim zincirimizin uzunluğu. Daha büyük örmek isteyen arkadaşlarımız her bölüme dörder dörder ilave edebilirler. Bir yaş ve üzeri için. Şimdi 8 8 arkalarımızı ördük. 12 ve 12 kollarımız önümüz ise 18 olarak ayarladık ve örmeye devam ediyoruz. Şimdi Trabzanımızı başlatalım. Hemen iki tane zincir ilave ed ediyorum. Zincirimi ilave etmeden de bir iki geri çekiliyorum. Şimdi iki tane zincirimi ilave ediyorum. Geri çekilmiş olduğum ikinci zincirin içerisine girerek trabzanımı örüyorum ve işaretimin bulunduğu yere kadar birer birer trabzanlarımızı örerek ilerleyelim. Son zincirime kadar örerek geldim. 2, 4, 6 ve 8 tane trabzan sıramızı tamamladım. 8. trabzanımın üzerinden 1 ve 2 zincir çekiyorum. İşaretimi çıkararak hemen kolum için hazırlamış olduğum 12 tane zincirimi birer birer trabzanlarımı örüyorum. ilerliyorum bakınız her bir trabzanımı zincirimi bir defa örerek trabzanlarımı yerleştiriyorum bakınız gayet muntazam olarak ilerlemekte şimdi işaretimize gelelim işaretime kadar geldim hemen çıkarıyorum işaretimi son trabzanımın üzerine bir ve iki tane zincirimi çektikten sonra elbisemizin önü için hazırlamış olduğum tam 18 tane zincirimi birer birer örmeye başlıyorum. Hemen ilk zincirin içerisine girerek birinci trabzanımı örüyorum ve sıradan devam ediyorum. Her zincirin içerisine bir defa batalım. Kırmızı işaretimize kadar örelim. Elbisemizin önünü örerek kırmızı işaretimin bulunduğu noktaya kadar geldim. Ben son trabzan üzerine 2 zincirimi ilave ediyorum. Her trabzan aralığı 2 zincir ve şuradan 12 tane zincirimizin üzerine batarak kolumuz için olan bölümümüzü de örelim. Mavi ayracıma kadar ilerliyorum. 12 tane trabzanımı ördüm ve kolumuzu tamamladım. 12. trabzanımın üzerine 2 zincirimi ilave ediyorum. Son olarak arkamızı örmeye başlıyoruz. Tam 8 tane trabzanımızı arkamız için örelim. Hemen ilk zincirime giriyorum. Birer birer örüyorum. Bakınız aynı yere girmiyorum. Farklı yere giriyorum. Her yuvamıza ayrı batalım. Son Zincirimi de örüyorum. Evet elbisemizin bütün bölümlerini bu şekilde tamamladık ve birinci sıramızı bitirdik. Şimdi ikinci sıramıza başlayalım. Son trabzanımın üzerinden bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen ikinci trabzanın üzerinden örmeye başlıyorum. Ama tüm olarak batmıyorum. Bakınız iki tane olan ilmeğimin orta parmağı ve benden taraftaki bölümünün Bakınız parmağımdan taraftaki bölüme girerek örüyorum. 1 ve 2. Tekrar bakınız parmağımdan taraftaki bölümü alıyorum ve örüyorum. Dış taraftakini alıyoruz. Kendimizden taraftakini örmüyoruz. Dış taraftan ikiye ayrılmakta bakınız. 1 ve 2 1 ve 2. Bakınız bütün trabzanlarımızı ördük. 2, 4, 6, 8. Şimdi artışlarımızı yapmamız gerekmekte. 2 zincirimin bulunduğu noktaya 2 tane trabzanımı örerek artışımı yapıyorum. 1 ve aynı yere batıyorum. 2. 2 tane trabzanımı ördüm ve artışımı yaptım. 1, 2 tane ara zincirimi çektikten sonra aynı yere 2 trabzanımı daha örüyorum. 1 ve 2. Kolumuz için artışımızı da bu iki trabzanla yapmış oluruz. Yine kolumuzda da aynı şekilde bakınız. Şu şekilde tutuyorum. Parmağımdan tarafı olan bölümü örüyorum. Diğer taraf kalıyor. Bakınız tek taraflı alıyorum. Bir. Bakınız hemen. Tepeden tuttuğumuz zaman çok rahat görülmekte. Şöyle baktığımız zaman. Parmağımdan taraftakini alıyorum. Benden taraftakini örmüyorum. Evet. Dıştakini alalım. İşaretimizin bulunduğu noktaya kadar gelelim. Artış yerimize kadar örerek geldim. Tığımın başını doluyorum. İki zincirimin bulunduğu yere iki tane trabzanım örüyorum. Ve kolum için artışlarımı yapıyorum. Araya iki zincir çektikten sonra elbisemizin önü için bir, ve iki tane artış yapıyoruz. Şuradaki görmüş olduğumuz bölümlerin tamamına iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örerek artışlarımızı yapıyoruz. Bakınız burada ve burada dört defa da aynı işlemimizi yapacağız. Bakınız birinci yer, ikinci, üçüncü ve son olarak dördüncü bölümümüzü görmekteyiz. Artışlarımı yaptıktan sonra aradaki kalan trabzanları örmeye başlıyorum ama şu şekilde tepe noktasının dışta kalan kısmından örüyorum. Bakın tepeden bakıyorum. Dışta kalan bölümü alarak örüyorum. Diğer araya gelene kadar aynı işlemimizi tekrar edelim. bu şekilde aradaki düz trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. Şimdi artış yerimize geldiğimizde tekrar görüşelim. Artma yerimize geldim. Elbisemizi bakınız. Ön kısmını örmekteyiz. Hemen kolumuzu bitirdikten sonra iki trabzan artış yaparak ördüm. Ve diğer iki zincirimizin bulunduğu yere kadar geldim. Tamın başını dolayarak tekrar artışlarımı başlatıyorum. Bir, aynı yere ikinci bir artış yapıyorum. İki, Araya zincirlerimi çekiyorum, iki tane. Tekrar iki trabzanımı örüyorum ve kolum için örmeye başlıyorum. İki trabzan, iki zincir, iki trabzanımı ördükten sonra kolum için hazırlamış olduğumuz bütün trabzanlarımızı örelim. Sonrasında buradaki iki zincirin içerisine de tıpkı burada ördüğümüz gibi iki trabzan, iki zincir, iki trabzanımızı örelim ve sıramızın sonunda yeniden görüşelim. Hemen geçişi birlikte yapalım. Bakınız şurada geçişimizi yapacağımız yer dıştan giriyorum ilk trabzana ve örüyorum. Dıştan Evet şimdi sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Son trabzanımıza kadar örerek geldim. Bakınız zincirden döndüğümüz trabzanımızın bulunduğu yerdeyiz. Hemen kısmı da şöyle yukarıdan atarak örüyorum ve iki tane zincirimi çekerek üçüncü trabzan sırama başlıyorum ama öncesinde ilk iki sıramıza şöyle bir göz atalım bakınız ilk iki sıramızı bu şekilde tamamladık e, trabzanlarımızı arkadan alarak örüyoruz e, ve her bölümde dört bölümümüzün hepsinde iki trabzan iki zincir iki trabzan İki trabzan, iki zincir, iki trabzan şeklinde örerek aradaki trabzanlarımızı da tamamladıktan sonra sıramızı bitiriyoruz. İki zincirimizde dönüş yaptım ve arkayı çeviriyorum. Arkadan da yine aynı şekilde örüyorum. Bakınız birinci trabzanımı zincir olarak ördüm. Hemen ikinci trabzanımın üzerinden başlıyorum. Yine dıştan alıyorum. Birer birer örerek ilerletiyorum. Artma yerine kadar trabzanlarımızı sırası ile örelim. Şöyle dıştan alıyorum. Bakınız. Artma yerime yeniden geldim. İki tane trabzanımı araya örüyorum. Bir. Aynı yere ikincisini de ilave ediyorum. İki. Bir ve iki tane zincirimi çektikten sonra yeniden iki trabzanımı ilave ediyorum ve kolum için başlıyorum. İlk trabzanımızı alıyoruz. Burayı kaybetmeyelim lütfen. İlk trabzanımıza dikkat edelim ve birer birer örüyoruz. Bu şekilde biraz örelim ve sonrasında görüşelim. Sıramızı tamamlayalım. Biraz örmeye devam edelim. Elbisemizin robasında ikişer artışlarımızı yaparak üç sıramızı tamamladık ve ben dördüncü sıramıza başladım. Artışlarımızı robamızı tamamlayana kadar ikişer ikişer yapmaya devam edelim. Her sıramızı aynı şekilde başlatalım ve ardından alarak bakınız öndeki bu küçük kabartımız olsun. Artışlarımızı ikişer ikişer yapıp sıralarımızı artırarak devam edelim. Şimdi dördüncü sıramızdaki artışımızı da birlikte yapalım. Sonrasında yeterli ölçüye gelene kadar aynı şekilde örmeye devam edelim. Trabzanlarımı birer birer örerek geldim. 1 ve 2. 2 tane trabzanımı yan yana ördüm. 1 2 zincirimi çektikten sonra aynı yuvanın içerisine 2 tane daha trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Kolumuz için geçişimizi yapıyoruz ve şöyle ilk trabzanımızı dikkatli bir şekilde alıyoruz ve sırası ile diğer trabzanlarımızı da örerek ilerliyoruz. İpimizin ince ve kalınlığına göre kaç sırada robamızı tamamlarsak o sıraya kadar örelim. İpim benim koton. Sizler normal iplerle de örebilirsiniz artışlarımızı burada yapmış olduğumuz gibi ikişer ikişer yapalım her bölüm için ve robamızı büyütmeye devam edelim ve sonrasında yeniden görüşelim. Elbisemizin baba kısmını her bölümümüzde ikişer ikişer artarak örmeye devam ediyorum. Birinci sıramı, ikinci sıramı, üç, dört, beş sıramı ördüm. Altıncı sıramdan şimdi devam ediyorum. Yine herhangi bir değişiklik olmadan ikişer ikişer artışlarımızı yapalım. Birkaç sıra daha bu şekilde basamaklı trabzanlarımızı örerek roba kısmımızı tamamlayalım her bölümümüzde ikişer ikişer artırıyoruz ve şu şekilde ardından alıyoruz ön kısmı bu şekilde bir görüntü kazanıyor Evet tığımızın başını dolayalım bakınız Evet robamızı tamamlamak için örmeye devam edelim Elbisemizin roba kısmını örerek biraz büyüttüm. Artık kollarımızı birleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toplamda 8 sıramı ördüm. 9. sıramıza hemen sizlerle birlikte başlayalım. Bitiş yönümüzde 2 tane zincirimizi çekelim. 1 ve 2. Dıştaki bakınız bölümünden alarak örüyoruz. Trabzanlarımızı ikili trabzan şekliyle kol altımıza kadar ilerleyelim. İpimizi yarımlamadan devam ettirelim. Zincirimin bulunduğu yere kadar örerek ilerliyorum. Trabzanlarımın tamamını örerek geldim. Tam iki zincirimin hemen bulunduğu yerdeyim. Bir tane artışımla araya giriyorum ve bir trabzanım örüyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane zincirimi çektikten sonra kolumu şu şekilde büküyorum. Diğer ayrım yerimin olduğu yere bir defa başını dolayarak giriyorum ve bir tane trabzanımı yapıyorum. Bakınız kolumuzu bu şekilde birleştirdik ve devam ediyorum. Birer birer elbisemizin önü için olan bölümden örmeye başlıyorum. trabzanlarımı aynı şekilde örerek ilerliyorum. Elbisemizin önündeki trabzanlarımızı örerek kolumuzun bulunduğu ayrım yerine kadar geldim. Tığımın başında oluyorum. Bir tane trabzanımı da buraya ördükten sonra 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum. Kolumu yeniden bükerek elbisemizin arkası için bir tane artışımı yapıyorum. Ve ilmeğimi arkadan alarak örmeye başlıyorum ve elbisemizin arkasını buradan kapatacağız ve yuvarlak bir şekilde örmeye başlayacağız. Son trabzanımıza varana kadar ördüm ve birleşme işlemini bu şekilde yaptım. Bakınız kollarımız için söylüyorum. Şöyle kollarımızı görelim. Bakınız gayet hoş oldu. Elbisemizin önü bu şekilde. Şimdi arkadan birleştirelim ve yuvarlak bir şekilde örelim. İpimi alıyorum. ilk trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Şu şekilde battım. Tamamına battım. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Zincirimi çektikten sonra örmeye devam ediyorum. Hemen ikinci trabzanımın üzerinden gelerek batıyorum. Yine arkadaki bakanız bölüme batarak ilerliyoruz. Şöyle görelim. Zincirlerimizin bulunduğu noktaya kadar birer birer örerek geldim trabzanlarımı. Şimdi zincirlerimin her birine bir defa batıyorum. 1 2. 3 ve 4 hepsini birer defa ördüm ve devam ediyorum elbisemin önünden bir bölümünü alıyorum bakınız dış taraftakini alarak başlangıç yerimize kadar gelelim kol altına diğer tarafta da aynı şekilde her bir zincir üzerine birer tane trabzanımızı örelim ve e, arkada görüşelim. En son trabzanımıza kadar örerek geldim. Şimdi 3 tane zincir çekmiştim. Hemen 3. zincirimin tepesine gelerek batıyorum ve ilmeğimi geçiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum bir defa. Hemen yanındaki trabzandan aynı şekilde örerek başlangıç yerimize kadar geliyoruz. Bu sıramızdan sonra etek kısmımızı uygulamaya başlayalım. Elbisemizin rova kısmını bu şekilde örerek tamamladık. Bakınız kolumuzu birleştirdikten sonra iki sıra trabzanımızı ördük. Şimdi arkamızdayız ve modelimizi yerleştirmeye başlayalım. Elbisemiz biraz küçük çalışma. Tabi sizler istediğiniz yaş grubuna uygun olarak çalışabilirsiniz. 3 tane zincirimin olduğu yere gelerek batıyorum. Şu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum bir tane trabzan atlıyorum sıradaki trabzanımın içerisine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum 2 ve 3 2 tane zincir çekiyorum 3 trabzanım sonrası tığımın başını doluyorum hemen yanındaki yuvaya gelerek batıyorum bir trabzan 2 zincir ve aynı yere bir tane daha trabzanımı örerek bir tane V'yi örüyorum. V'imden sonra iki zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen yanındaki trabzanın içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. Bakınız birinci modelimizi bu şekilde kurduk. Tam bu, kadar işlemden oluşmakta tekrarlarımız. 3 tane zincirim var bir tane atladım 3 trabzanım hemen yanındakine bir trabzan 2 zincir bir trabzan bakın 3 trabzan sonrası da 2 zincirimiz vardı değimizden sonra yeniden iki zincir hemen yanındaki trabzanımın içerisine 3 tane trabzanımı ördüm ve tığımın başını doluyorum bir trabzan atlıyorum ikinci trabzana bir tane tek trabzan örüyorum bakınız bir bu aramızdaki şuradaki Görevi yapan zincirimizin yerine geçecek olan trabzanımız. Zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. Hemen yanındaki trabzan üzerine 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. 2 zincirimi çektikten sonra hemen yanındaki trabzanıma bir V yapıyorum. Trabzanımı ördüm. 2 zincir çekip aynı yere batıyorum. Bir tane V'imi ördüm. 2 zincir çekip yanındaki trabzana batarak 3 tane trabzanımızı örüyoruz. Şöyle görelim bakınız. Bir trabzan sağdan ve solundan birer tane atladım ve hemen yanındaki trabzana atladıktan sonra gelen trabzan 3 trabzan 2 zincir bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Bakın üç tane trabzan üzerinde işlemlerimizi yaptık. İkişer zincirimiz var ve trabzanlarımız. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. İkinciye gelerek bir tane trabzan. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. Üç trabzan. Bir, iki, üç. İki zincir. Bir sonraki yere. Trabzanım 2 zincir ve tekrar trabzanım buraya V'mizi kuruyorum. 2 zincirimi çekiyorum V'mden sonra yanındaki trabzana hemen 3 tane trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3. Evet şimdi bir tane trabzanımızı öreceğiz ve buradaki yapmış olduğumuz işlemlerimizi tekrar edip sıramızın sonuna kadar geleceğiz sıramızın başına kadar modelimizi örerek geldim 3 trabzan 2 zincir 1 trabzan 2 zincir 1 trabzan araya tekrar 2 zincir ve 3 trabzanımızı aynı yeri ördük ve başlangıç noktamıza geldik 3 tane zincirimizle başlamıştık hemen 3 zincirimizin şu şekilde ardından giriyorum kapatıyorum ve yine 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum 3 trabzanımı atlıyorum hemen 2 zincirin içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum bakınız buradaki trabzanlara herhangi bir işlem yapmıyorum zincirimden sonra 3 trabzanımı ardı ardına 2 zincirimin içerisine örüyorum 3 trabzanımı ördüm 2 tane zincirimi çekiyorum bu kez V'min içerisine girerek bir tane trabzan 2 zincir bir trabzanımı örüyorum Buraya yeniden bir tane V'mi kuruyorum. Tam içine yapalım. Bakınız diğer trabzan üzerine olması. Yeniden iki zincir çekiyorum. V'mizden önce ve sonra mutlaka iki tane zincirimizi çekiyoruz. Alttaki üç trabzandan sonra ördüğümüz iki zincirin içerisine üç tane trabzanımızı örüyorum. İki ve üç şu şekilde 3 trabzan 2 zincir 1 trabzan 2 zincir tekrar trabzanımız ve 2 zincirimizi örüp 3 tane trabzanımızda modelimizi bu şekilde kurduk bakınız buradaki trabzanlardan oluşan grubumuzu bir tığımın başını doluyorum buradaki bir trabzanımı yandan şu şekilde dışa kabartıyorum ve örüyorum bir tane trabzanımızı dışa doğru kabarttım zincir çekmeden 3 tane trabzanımı atlıyorum 2 zincirimin bulunduğu noktaya giriyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı örüyorum tekrar 2 zincir çekiyorum V'mizin içerisine girerek yeniden bir V kuruyoruz 1 2 zincir aynı yere tekrar bir trabzan daha yeniden iki zincirim örüyorum aradaki bakınız bir sonraki iki zincirin içerisine 3 tane trabzanımızı örüyoruz tığımızın başına zincir çekmeden doluyorum aradaki bir trabzanı yandan şu şekilde alarak örüyorum Bakınız, yandan tam aradaki trabzanımı kabartıyorum ve buradaki görmüş olduğumuz trabzanlarımızı ve zincirlerimizi ard ardına örüyoruz. Tığımın başını doluyorum. Trabzanlarımdan sonraki araya 1, 2 ve 3. 2 zincir. V'yi kurmak için V'nin içerisine tekrar 1, 2 zincir, aynı yere bir trabzan. 2 zincir 2 zincirimin içerisine yeniden 3 tane trabzanımızı örelim şöyle görelim bakınız modelimiz şuradaki kurumdan ibaret bakınız aslında sadece şu kadar modelimizi tamamlamakta buradaki yapmış olduğumuz işlemimizi yaparak biraz etek kısmımızı büyüterek ilerleyelim etek kısmımızı örmeye devam edin ve bakınız şu şekilde görülmekte mavi sıramızı ördüm. 1 2 3 4 4 sıra mavimizi tamamladıktan sonra bir sıra beyaz, tekrar mavi. Arkasından 2 sıra beyazımı örmek istiyorum ve sonrasında yine mavi ipimle örgüme devam edeceğim. Bakınız gayet hoş görülmekte. Evet, şimdi örmeye devam edelim. Elbisemizin etek boyu yeterli ölçüye gelene kadar ördüm. 3 sıra beyazımı ördükten sonra 1, 2, 3, 4 sırada mavimi ördüm. Son olarak bir sıra beyazımı ördüm. En son mavimle tamamlamak istiyorum. Mavi ipimizi alarak hemen başlayalım. Tığımın başını doluyorum. Örgümün düz yönündeyim. Trabzanlarımın üzerine birer defa battım. Başını dolayarak. 2 tane zincirimin bulunduğu yer var. 1 2 defa noktaya battım bir tane trabzanımın tepesine vmin içerisine yine iki defa başını dolayarak batıyorum vmin hem sağdaki trabzanla hem soldaki trabzanına birer birer başını dolayarak batıyorum bir ve iki defa zincirimin bulunduğu noktaya ve üç tane trabzanımın üzerine başını dolayarak batıyorum İkinciye başını dolayarak battım üçüncüye başını dolayarak battım şuradaki kabartmalı trabzanımıza hiç dokunmuyoruz tığımın başını doluyorum diğer üç tane trabzanımın olduğu bölüme geçiyorum araya iki tane zincirlerimize ikişer tane ve bütün trabzanlarımızı örüyoruz sadece yandan girerek ördüğümüz trabzanlarımızı örmüyoruz trabzanıma batıyorum iki tane zincir içerisine üç tane trabzanımın birer birer tepe noktasına bir 2 ve üç tekrar kabartılı trabzanın olduğu bölüme geldi buraya dokunmuyorum bir sonraki trabzanımı batıyorum ve bu şekilde alt noktamızda örerek tamamlıyoruz şöyle görelim en alt sıramızın bitişi bu şekilde olacak Elbisemizin etek kısmını en son başını dolayarak bir sıra örerek tamamladık. Ve eteğimiz tamamlanmış oldu. Gayet güzel bir şekilde kolumuzun bir tanesini şu şekilde beyaz ipimle trabzanlarımla ördüm. Diğerini sizlerle birlikte başlayalım. Beyaz ipimizi alalım. Hemen zincirimizi çekerek bir tane şöyle düğümümüzü atalım. Kol altımızdan örmeye başlayalım bir tane zincirimi çekip sabitliyorum şu kısma gelerek batıyorum hemen yanına 1 2 3 3 tane zincirimi çektim batmış olduğum yerin altından şöyle giriyorum bakınız bir iki defa da başını doladım ipimi örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum aynı yere giriyorum bir iki zincirimizle birlikte üç tane trabzanımız oldu hemen ileriye geçiyorum ve batıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum batmış olduğum yerin ardına girerek 2 tane trabzanımı örüyorum ve sayıyorum 1 2 3 tekrar 3 zincir alttan giriyorum 1 ve 2 1 2 3'e batıyorum bu şekilde başlangıç yerimize kadar örerek tamamlayalım başlangıç noktamıza kadar örerek geldim ve bir tane zincirimi çekiyorum İpimi buradan kesiyorum ve yakamı örmek için hemen hazırlıklarımıza başlıyoruz bakınız kolumuzu tamamladık gayet güzel oldu şimdi yakamızı çalışmaya başlayalım şuradan önden başlayalım tam ortalayalım 2 4 6 8 10 sayalım 2 4 6 8 9 9 ayırıyoruz bakınız. 9. dan giriyorum ve örmeye başlıyorum. 1 2 3 4. 4 tane zincirimi çektikten sonra hemen yanındaki trabzanın üzerine batıyorum. 1 2 tane zincir aynı yere batıyorum. 1 tane ve Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. trabzanıma bir tane daha ve örüyorum. Tekrar 1 2 3. trabzana batarak 1 ve daha örüyorum. bir trabzan, 2 zincir aynı yere bir daha batıyorum. V'lerimizi bu şekilde örüyoruz. Tekrar 1 2 tam şu araya batalım. Ayrım yerimize 2 zincirimi çektim. Bu noktaya tekrar batıyorum. Ve yeniden 1 2 3. trabzan üzerine batıyorum bir trabzan iki zincirim örerek beylerimizi kuruyoruz Bakınız önce 4 zincirimi çektim hemen yanındaki trabzanı bebeğimi kurdum arkadaki düğme yerimize kadar yani Şuradaki kısma kadar aynı işlemimizi tekrar ediyorum iki atlıyorum üçüncüye batıyorum bir trabzan iki zincir bir trabzan örerek bebeğimi kuruyorum 1 2 3 1 2 3 aynı yere batıyorum Tekrar 1, 2, 3. 2 zincir. 1, 2, 3. Diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Evet en son bakınız kaç tane kaldı? 1, 2, 3 tane kaldı. En son trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Buraya yapmıyorum. Bakın şu şekilde bıraktım. En son trabzan üzerine geldim. Şöyle güzelce batalım. 1 2 3 4 tane zincirimi çekip çeviriyorum ve ikinci sıramı örmeye başlıyorum tığımın başını doladım V'min içerisine giriyorum 1 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan örüyorum hemen ilk V'yi bakınız tığımın başını doluyorum şu şekilde bir tane araya batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı örüyorum 1 ve 2 tekrar tığımın başını dolayarak bir trabzan örüyorum ikinci sıramızı bu şekilde örüyoruz bakınız 2 trabzan 2 zincir 2 trabzan diğer V'mizin içerisine ise bir tane trabzan başa kadar gelelim yani şu noktamıza kadar devam edelim en son noktaya kadar geldim tığımın başını doluyorum 4 tane zincir çekmiştim tepesine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanım örüyorum. Yeniden 1, 2, 3, 4 zincirimi çekiyorum ve örgümün 3. sırası için başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 ve 4 tane trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 ve 2 3 4 4 tane trabzanımı örüyorum. Burada bir tane trabzanım vardı. Tepesine gelerek batıyorum. Tekrar 4 trabzan. 1, 2, 3 ve 4. 2 zincir 4 trabzanımı örüyorum. Şöyle bakalım. 4 trabzan 2 zincir 4 trabzan 4 trabzan 2 zincir örerek sona kadar gelelim. Ve elbisemizin kendi renginden bakınız en sona kadar örerek geldim. İpimi koparmamıştım. Hemen ipimi de koparıyorum buradan. Bir tane zincirimi çekiyorum. İpimi kesiyorum. Elbisemizin kendi renginden hemen örmeye başlayalım. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum. Ve başlıyorum. Bitirdiğim yerden bakınız tepe noktasına gelerek batıyorum İplerimizi daha sonrasında içeriye çekeceğiz bir tane zincirimi çekiyorum ve birer birer tığımın başını dolayarak trabzanlarımın tepesine batıyorum İki zincir çektiğim yere bir iki üç defa batıyorum trabzanlarıma birer birer başını doluyorum örüyorum aradaki tek trabzanımın üzerine bir tane örüyorum 4 tane trabzanımın her birine birer tane batarak ilerliyorum 3 tane zincirimizin içerisine batıyorum ve 4 tane trabzanımın her birine birer defa örüyorum İpimi kopardığım yerden başladım aradaki trabzanı ördüm ve bu şekilde örerek sona kadar gelelim. Yakamızı sona kadar yani son trabzanımıza varana kadar örerek geldim. Şimdi buradan bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. İplerimizin hepsini daha sonra içeriye alarak gizleyelim. Bakınız çok hoş bir yaka çalışması oldu. Tam yarısını ördük. Diğer yarısını da aynı şekilde örüyoruz. Diğer yarısına başlarken Arkadan başlıyoruz. Bakınız başlangıç noktamız buradan olacak. Buraya kadar geleceğiz. Bir geleceğiz. İki, üç ve dördüncü yine mavi sıramızı örerek elbisemizin yaka kısmını tamamlayacağız. Şöyle bakalım yakında. Şimdi arkadaki düğme ve ilik yerimizi çalışalım. Bir tane düğme yeterli. Çok fazla düğmeye boğmayalım. Hemen arkadan en alttan alıyorum. zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak ipimi de gizlemek istiyorum her trabzana iki defa başını dolayarak batıyorum yakamızın diğer tarafını da örerek tamamlayalım önce arkaya çalışalım her trabzana ikişer ikişer aldım bakınız şöyle 2 2 2 2 ilerledim en son şu şekilde batıyorum. Bir tane zincirimi çekip düğümü atıyorum. Burası düğmemizi dikeceğimiz yer. Karşı tarafa ilik çalışması da yapıyoruz. Şuradan alıyorum. Hemen aynı yere bir daha batıyorum. Bir tane zincir çektim. Hemen başını doluyorum. Bir defa batıyorum bakınız. 1 2 3 dikeceğiniz düğmeye göre zincirimizi ayarlamamız gerekmekte 3 tane zincirimi çektim hemen yanındaki bölüme gelerek batıyorum ve burada bir tane ileğimi ayarlamış oluyorum ve diğer trabzanımın bulunduğu noktaya geçiyorum ikişer ikişer başını dolayarak alt noktaya kadar ilerliyorum daha fazla ilik kullanmak isteyen arkadaşlarımız arada eşit bir şekilde eğer 3 kullanacaklarsa eşit olarak ayarlasınlar 2 kullanmak istiyorlar hemen şurada bir tane daha düğme ile yeri açabilirler ama ben tek düğme kullanmak istiyorum arkayı kapatacağım zaten elbisemiz minik bir elbise tek düğme yeterli olacaktır sona kadar her trabzanıma ikişer ikişer batarak düğme ve ilik bölümümüzü sırt kısmımızda çalışıyoruz. İlik yerimiz üstte gelecek, düğme taraf aşağıda kalacak. Şu şekilde en son ilmeğimizi diğer tarafa çekebilirsiniz. Şu şekilde. ipimi kestim bu taraftan şu şekilde alarak buraya sabitleyebiliriz diğer taraftan da bakınız alıyorum her ikisini alarak tabii burayı iğne ile de yapabilirsiniz düğümümü atıyorum Evet düğme ve ilik kısmımı da bu şekilde çalışarak tamamlamış oluyorum bakın şöyle Göreceğiz. Yukarıda ilik yerimiz, aşağıda düğme yerimiz ve diğer yakamızda çalışalım iplerimizi içeri aldıktan sonra yeniden görüşelim. Evet sevgili arkadaşlar her iki yakamızı ördüm. Kenarlarını da tamamladıktan sonra arkasına bir tane düğme ve önüne güzel bir süsleme yerleştirdim. Ve elbisemiz kullanılmaya hazır hale geldi. Bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek Hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.